Merhaba arkadaşlar, bugün 1.5 dizel Touch aracımızın gizli özellikleri açılacak. Onunla ilgili videomuzu çekiyoruz. Biraz sonra videonun detaylarına geçeceğiz. Aracı tanıtalım. Gel Eren'cim bu taraftan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızda American Park var. 17 inç çelik jantlarımız var. Biraz geriye geçersen lastiklerimiz genel arkadaşımızın aracı gibi 225-45-17. Yol tutuşu çok güzel. Ayrıca araçta spor yay var. XT marka. Çok konforlu bir yay. Yani ben tavsiye ederim. Kendi aracımda da kullanmıştım. Gayet güzel. Jantada burada genel arkadaşımız küçük bir detay koymuştu. Renault Sport yazıyor orada. Arka tarafa doğru geçtiğimizde cam rüzgarlıkları var. Ayna altı ledlerimiz var. Kapıları açtığımız zaman yanıyor. Kapattığımız zaman sönüyor. Yani iç aydınlatmalara bağlı. Gayet şık. Bagaj üstü spoilerimiz var araçta. Ve araçta çoğu arkadaşın merak ettiği şu ledler var. Şimdi araç sahibi Kenan arkadaşımızı davet edeceğim. Bunu nasıl yaptığını bizlere anlatacak. Nasıl bağlantı yaptığını. Gel Kenan'cığım. Sosyal mesafeden dolayı. Evet, sosyal mesafeyi koruyalım. Maskesini takmış. Bunlar normalde Honda'nın. Honda araç için N11'den aldık. Bunların dışında kırmızı plastik bir çerçeve var. Onları söküp buraya zaten hiçbir yapıştırıcı sürmeden biraz kastırarak oturtturduğunuzda çıkmıyor. Bunun elektriğini de şu stoptan alıyoruz. Tamponun içinden geliyor. Gel biraz böyle. Gel. Şimdi bak şurada bir kutu var. Kenan gösterecek zaten. Burayı açtığınızda biraz elinizi sokarsanız şurada bir tane kelebek vidası var. Evet. Bu kelebek vidasını açtığınız zaman bu stop buradan geri çıkıyor. Evet. Arkasında da bunun soketi var. Bunu çıkarttığınızda tampon şurada bir boşluk kalıyor. Bu boşluktan kablosunu çekip stopa bağlıyorsunuz. Olay bu kadar. Evet, çok basit bir işlem. Bağlantısı çok basit. Yani biraz elektrik bilgisi olan bir arkadaşımız bunu kolaylıkla yapabilir. Bunun içleri şu an yanmıyor, içleri frene bağlı. Evet. Şu an dış çerçevesi yanıyor sadece parklarla. Frene bastığınızda içleri de yanıyor. Evet, şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Görüntü olarak şu anda bu şekilde ama daha yeni yapıldığı için henüz çerçevesi konulmadı. Kenan buraya çerçevelerini de koyduğu zaman aracın orijinal bir parçası gibi olacak. Hani kısmet olursa akşam aracın seyir halindeki hava karanlıktaki görüntüsünü de sizlere çekmeye çalışacağım. Şimdi aracın kapılarında dört kapısında da ambiyans aydınlatmalarımız var. Biz Yener arkadaşımız ve Kenan araç sahibi arkadaş biraz orijinal gibi yapıyorlar bu konularda. Diğer hani bu direkt LED'i yapıştırma muhabbeti değil bizimkinde. Tübing boradan geçirip o şekilde yansıtma yapıyoruz. Kapıları sökmüşken panzotları söktüğümüzde araca bir de yalıtım yaptık. Yalıtım malzemesi uyguladık. Dört kapıda da yalıtım var. Bagajda yalıtım var. Ekstra olarak yine kapı fitillerimiz mevcut bu araçta. Ondan sonra ekranımız, teybimiz vardı. Garantiden değişime gitti. İkon gösterge taktık. Onun da videosu yukarıda linkte çıkacaktır büyük ihtimalle. Oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Şimdi gizli özelliklerle alakalı bilgileri vereceğiz sizlere.